Hemen Ankara'ya döneyim. Ankara'da da Veysel Hocam bizi bekliyor. Veysel Hocam, şimdi sevgili Abdullah Ağar dedi ki bu savaş riskine karşı Türkiye'nin alacağı pozisyon önemli. Hem misyon itibariyle hem vizyon itibariyle. Siz şu an Türkiye'nin bu anlamda risk bölgelerinde, örneğin Ukrayna'da, Orta Doğu'da bulunduğu pozisyonu değerlendirerek Türkiye'nin bu dönemde, bu süreçte, özellikle Hakan Fidan'ın yaptığı açıklama sonrasında Türk dış politikasının misyon olarak, vizyon olarak böyle bir krizi önlemeye ne kadar muktedir olacağını ya da gücünün hangi noktalarda gösterip örneğin mesela Pakistan, Hindistan, Ukrayna, Rusya, Suriye, Irak, Yemen, Sudan gibi bölgeler, Türkiye'nin periferisindeki ülkeler. Buradaki pozisyonlarını dikkate alarak Türkiye'nin vizyonunu ve misyonunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok teşekkür ederim. Tabii baktığımız vakit çatışma bölgelerine, özellikle Türkiye'nin hemen ötesinde, yani Avrasya bölgesinde çok ciddi bir çatışma ve nüfus alanı ile karşı karşıyayız. Öbür yandan Orta Doğu'da gene çatışmalar çok hat safhada. Asya Pasifik bölgesinde çatışma riskleri var ve bunlar da ciddi şekilde bizi etkileyen çatışma alanları olarak tanımlayabiliyoruz. Tabii en büyük çatışma alanı aslında baktığımız vakit 2022'den itibaren, 24 Şubat 2022'den itibaren süren Ukrayna çatışmaları. Çünkü buradaki çatışma yayılma olasılığı bulunan, NATO'yu da içerisine katabilecek büyük bir alana dönüşebilir. Yani esasında iki ülke arasındaki başlayan gerginliğin çatışmaya dönüşmesiyle birlikte biz her an bölgesel, hatta daha da ötesinde küresel bir çatışmayla karşı karşıya kalabilme riskiyle bugün itibariyle karşı karşıya. Şimdi burada Türkiye'nin pozisyonuna baktığınız vakit, Türkiye savaşın başından itibaren, daha doğrusu krizin başından itibaren özellikle Ukrayna'daki çatışmaların çözümünün diplomatik yollarla olması gerektiğini ifade etti ve bununla ilgili birçok görüşme gerçekleşti. İstanbul'da görüşmeler gerçekleşti. Hatta bu konuda çok önemli bir yol da aldı. Ancak burada özellikle Batı'nın, ABD başta olmak üzere, Ukrayna çatışmalarında bir çözüm odağı haline dönüşen bir Türkiye görmek istemediklerini ifade etmemiz gerekir. Daha da ötesinde esasında Batı Ukrayna çatışmasını daha da uzun süre sürdürme gayreti içerisinde ve nitekim son yapılan açıklamalara baktığınız vakit işte Ukrayna ile AB üyelik görüşmelerinin başlatılması, işte dondurulmuş fonların bir şekilde Ukrayna'ya silah olarak aktarılması, ki 50 milyar Euro'dan bahsedilen bir fondan bahsediyoruz. Şimdi onun da ötesinde Rusya'ya baktığımız vakit ise Rusya esasında barış anlaşmalarını veya ateşkesi belli bir şartlara bağlıyor. Yani belli bölgelerde, Rus azınlığının bulunduğu bölgelerde ve daha önce Ukrayna'ya ait olmayan, daha doğrusu Sovyetler döneminde Ukrayna içerisinde yer almayan bölgelerdeki kısımların ilhakının tanınmasını talep ediyor ve aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği gibi dış politika seçeneklerinde Ukrayna'nın vazgeçmesi istiyor. Buradan baktığımız vakit bu bir zemindir. Yani burada Rusya'nın öne sürmüş olduğu bir tartışma platformu vardır. Batı eğer bu konuda bir çözüm üretmek istiyorsa, Batı'nın da bu konularda bir çözüm kapsamında masaya gelmesi ve diplomatik müzakerelerin başlaması gerekiyor. Ancak Biden'ın açıklamalarına da baktığımız vakit ABD'nin özellikle bu konularda bir barış süreci içerisine girme niyeti olmadığını görmekteyiz. Ama ne olur, 5 Kasım sonrası Amerika'da seçimler sonucunda Trump başa geldiği vakit, ki tartışmada da bunu çok net ifade etti, başa geldiği vakit Ukrayna'daki savaşın durdurulması noktasında bir pozisyona sahip olacağını ifade etti. İşte o zaman Türkiye'nin önemi daha da öne çıkar. Çünkü Türkiye'nin politikası zaten sorun diplomatik yöntemlere çözümüdür. Dolayısıyla Trump'ın başa geldiği bir Amerika yönetimiyle birlikte en azından Avrasya bölgesindeki çatışmaların sonlandırılması noktasında Türkiye'nin büyük bir misyona, büyük bir misyonla hareket edeceğini söyleyebiliriz. Öbür yandan Orta Doğu'ya geldiğimiz vakit maalesef Orta Doğu'daki temel sorun esasında, hani Gazze meselesi diyoruz, Filistin meselesi diyoruz ve Arap Baharı ile birlikte işte hem Kuzey Afrika hem de Suriye içerisinde olan kriz bölgeleri. Şimdi burada Gazze meselesini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Abla Bey çok güzel tarif etti. Yani mesele yalnızca bir Gazze değil esasında. Gazze'de yaşanan şeyi şöyle bakmamız lazım. 2018 ve 2022 dönemi arasında biliyorsunuz İsrail'de çok ciddi bir siyasi istikrarsızlık ve kriz dönemleri yaşandı. Seçimler gerçekleşti ve en sonunda gerçekleşen seçimlerde aşırı sağcı veya dinci diyebileceğimiz veya aşırı radikal diyebileceğimiz siyasi hareketler bir Likud önderliğinde, Netanyahu Başbakanlığı
kapsamında bir araya geldiler ve bunlar bir koalisyon anlaşmaları imzaladılar. Baktığımız vakit koalisyon anlaşmalarında İlhak'ın meşrulaştırılması, Filistinlerin sivil otoritesinin ortadan kaldırılması, esasa daha da ötesinde Batı Şeria'da da tam İsrail egemenliğinin kurulması. Golan'ı da bu içerisine koymuşlardı. Dolayısıyla bunu da koalisyon anlaşmalarının birer parçası haline dönüştürmüşlerdi. Dolayısıyla aslında 7 Ekim İsrail yeni hükümetinin uygulamaya başlamış olduğu ve ilhakın meşrulaştırılması ve işgalin genişletilmesi ve işgal altındaki topraklarda yaşayan sivil insanların da tüm haklarının ortadan kaldırılması. Çünkü yargının da Filistin topraklarında, İsrail yargısının, İsrail hukukunun tamamen Filistin topraklarında uygulanması. Ki bu birçok anlaşmanın da ilga edilmesi ve ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanacaktır. Türkiye'nin pozisyonu burada ne oldu? Burada da çok net bir şekilde uluslararası kamuoyuna şu mesajlar verildi. Mesela yalnızca Gazze meselesi değil. Ve nitekim en son Cumhurbaşkanı yaptığı bir açıklama vardı. Çok önemli. Yani İsrail hükümeti, yani bu İsrail hükümeti başta olduğu sürece Gazze meselesinin ötesine çatışmaların yansıması söz konusu. Ki nitekim biz bugün neyi tartışıyoruz? Lübnan'da çatışmalar tekrar başlayabilir mi? Veya Lübnan'da zaten çatışmalar var. Zaten karşılıklı saldırılar var ama bu bir işgale dönüşebilir mi? Bu bir kara operasyona dönüşebilir mi? Yani 1982'de olduğu gibi İsrail güçleri Beyrut'u da içerisinden alacak ölçütlerde bir işgal operasyonu başlatabilir mi? Buna kimse hayır diyemiyor. Evet de diyemiyoruz, doğru. Ama hayır da diyemiyoruz çünkü Netanyahu'nun yaptığı açıklamalar, işte biz kuzeydeki cepheyi ve askerlerimizi kuzeye kaydırmaya başladık ve dolayısıyla böyle bir operasyona aslında yeşil ışık yaktığını görmekteyiz. Bunun sonucunda ne olur? Bunun sonucunda Yemen'de Husi hareketlerinin aktiviteleri daha da artabilir ki küresel ekonomiye de çok ciddi şekilde veya çatışmayı bir şekilde Yemen topraklarına tekrar getirebilir. Lübnan'daki çatışmalar Lübnan'la tek kalmaz. Irak'ın veya Irak'taki Şii grupların taraf olduğu bir çatışmaya dönüşebilir. Suriye zaten istikrarsızdı ve dolayısıyla Suriye'nin de geniş çaplı bir çatışma ortamına sürüklenmesi söz konusu. Baktığımız vakit Türkiye'nin iki tarafında da yani hem Avrasya bölgesinde hem de Orta Doğu bölgesinde çok ciddi çatışmanın büyüyebilme ve başka bölgelere yansıyabilme olasılığı var. Nitekim Polonya tarafından yapılan açıklamalara bakın. Polonya bir büyük savaş beklentisi içerisinde hazırlıklarını yaptığını söylemeye başladı. Orada çalışan memurlar bile kendi bütçelerinden Polonya hükümetine bağışta bulup silah alımlarının yapılmasını talepte bulundular. Aynı zamanda Norveç gıda stokuna başladı ve dolayısıyla da bir savaş olasılığını kendileri de gördüğünü ifade ettiler. Dolayısıyla en büyük çatışma riski, tabii bu şunu da göz ardı etmememiz gerekir. Yani Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı Avrupalı güçlerin içerisinde yer aldığı küresel çaplı bir çatışmaya dönüşmüştü. Yani Avrupalı güçlerin içerisinde yer almadığı çatışmalar genelde bölgesel düzeyde kalabiliyor. Etki alanı çok fazla genişlemeyebiliyor. Ama Avrupalı güçlerin içerisinde yer aldığı bir çatışma alanı hakikaten küresel bir çatışmaya ve Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşebilir. Bunu biz nerede görebiliyoruz? İşte biz bunu Polonya'da görebiliyoruz. Veya İsveç, Finlandiya'da görebiliriz. Yani dolayısıyla Avrupa kıtası içerisinde, Doğu Avrupa kıtası içerisinde Ukrayna meselesi evet. Eğer barışçıl yöntemlerle çözüme kavuşamazsa, diplomatik yöntemlerle biz bu sorunu çözemezsek, Polonya'nın da içerisinde yer aldığı bir çatışmaya dönüşürse, işte o zaman NATO'nun da dahil olduğu bir çatışmaya dönüşür ki NATO'yla tekrar bir çatışma Rusya ile karşı karşıya geldiği vakit bu hakikaten de artık bunun önlenebilme ihtimali ortadan kalktığını veya ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu çatışmalar tabii Ukrayna meselesiyle esasında İsrail ile ilişkili bir yanı vardı ki bunu uzun yıllar kamuoyunda tartıştık. Dolayısıyla bugün yani küresel düzeyde çatışmanın tüm dünyaya yayılma olasılığı var. İşte Çin'de, Tayvan'da bu konuda bir şekilde eğer diyor bu çatışmalar bölgeye başlarsa ki Çin de bundan kaçınılmaz bir şekilde bu savaşın içerisinde sürüklenebilir. İşte o zaman çatışma oraya gelir. Peki Türkiye'nin yürüttüğü misyon ve diplomasiye baktığımız vakit Türkiye hakikaten de yani hazırlık derecesinde hocamız zaten açıklayacak ama baktığımız vakit çatışmaların barışçıl yöntemlerle ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi noktasında hem Dışişleri Bakanlığı çok ciddi bir çaba içerisinde hem Cumhurbaşkanlığı çok ciddi bir çaba içerisinde ve birçok görüşme gerçekleşiyor. Önümüzdeki günlerde de birçok platformlarda bu görüşmelerin devam edeceğini görmekteyiz ve bunlar da ifade ediliyor. Dolayısıyla Hakan Fidan yaptığı mesaiye baktığınız vakit her tarafla görüşüyor. Putin'le görüşüyor. Diğer taraftan Arap Birliği ile görüşmeler gerçekleşiyor. Avrupalı ortaklarla görüşüyor. İşte gelecekte NATO toplantısı içerisinde Türkiye gene bu konuyu gündeme getirecek. Dolayısıyla Türkiye bu riski görüyor.
Çünkü Türkiye'nin her tarafı, yani baktığımız vakit Türkiye çatışma bölgenin içerisinde işte İran'da yaşanabilecek olası bir şekilde bir çatışma, İsrail-İran çatışması bölgeyi daha büyük bir yıkımla karşı karşıya bırakabilir. Ama şu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani bugün Avrasya bölgesinde çatışmalar yayılabilir. Ama aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki üstünlük çatışması, Doğu Akdeniz'in nüfuz alanına bölünüştürülmesi noktasında da çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Yani işte Suriye, Doğu Akdeniz'in bir parçası istikrarsızlık içerisinde. İşte Gazze bu çatışmaların yaşandığı bölgeler içerisinde yer alıyor. Ki öbür tarafa gidiyorsunuz, Libya'nın ne olacağı daha belirsiz. Bu konudaki çatışmalar tamamen sonlanmış ve bir birlik hükümeti ortaya çıkmış değildir. Mısır'da evet bir şekilde bir iktidar var ama halkla iktidar arasında çok ciddi bir kopukluk var ve bu Gazze Savaşı halkın tepkisinin daha da artmasına yol açıyor ve bu istikrarsızlık Mısır'da devam ederse halkın ciddi anlamda bir yeni bir Arap Baharı'na dönüşecek isyanıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla burada bence Türkiye'nin izlediği politika hakikaten dünya barışı açısından, dünyanın güvenli ve istikrarlı bir hale dönüşmesi açısından oldukça önemli. Ama dediğimiz gibi şu anda Avrupa buna hazır değil, Amerika hiç hazır değil. Dolayısıyla bunlar hazır olmadığı için Türkiye'nin tek başına yürüttüğü diplomasinin sonucunda bir barışın ortaya konulabilmesi pek mümkün gözükmüyor açıkçası.